Herkes selamlar. Yeni etkinliğimizin en sonunda oyunumuza eklendi. Bu etkinliğimizin ismi Vibro Crystal Research. Şimdi bu etkinliğe katılım şartına hemen bakıyoruz. Adventure rankinizin 28 veya üzeri olması gerekiyor. Ayrıca Rite of Parting Archon görevini de bitirmiş olmanız gerekiyor. Zaten bu görevde otomatik olarak sizin J tuşundaki görev sekmenize ekleniyor. Orada Catherine'le konuşuyorsunuz. Ardından buradaki adamla gelip konuşuyorsunuz ve buradaki geçitimiz açılıyor. Bu geçitteki yapacağımız olay ise gelen rakipleri dalga dalga kesip duruyoruz. Bu rakipleri kestikçe puan biriktiriyoruz. Amacımız ise yani 500 puana geçerek 70 prim hocam alabilirsiniz. Bunu geçmesi oldukça basit olacaktır zaten en kolay zorlukta olduğu için. Yani elde edilmesi en kolay puan olduğu için. 2000'e kadar zorlarsanız da ekstradan mora alabileceksiniz. Bir de işleme taşınız olacak. Şimdi burada bazı yaratıkların üstlerinde ünlemler var. Bu ünlemlerin anlamı şu: bu rakipler çok daha fazla puan kaynağı sağlıyor size. Ayrıca buradaki domainin ekstradan katkısı olarak aktif karakteriniz ulti kullandıktan sonra bir adet rupture yükü kazanır. Ve tüm parti üyelerinin atağını %5 arttırır ve toplam 8 yüke kadar birikebilir. 15 saniye elini arttırdığı için 15 saniye içerisinde siz ulti kullanmaya devam ettikçe bunun süresi resetlenecektir. Ve atak bonus artmayı devam edecektir 8 yüke kadar. Ben Extreme'de oynarım. Extreme'de yaparız. Yani bu şekilde rahat geçebileceğimi düşünüyorum. Start diyeyim. İlk kısımdaki yaratıkları da zaten burada görüyorsunuz. İkinci kısımdakiler de burada. Ben birinci kısmı büyük ihtimalle Lutoa'lu partiyi koyarım. İkinci kısmı da Elektro'lu partiyi koyarım. Kazı orada daha güzel toplar. Şimdi burada harmoniklerimiz var. Vibro kristal setuplarımız var. Burada ne yapmamız gerekiyor? Olayımız şu. Bizim burada diyor ki işte Elemental Burst ile beraber rakip hasar verdiğiniz zaman bir harmonik tetiklenecek diyor. Yani benim burada bir şey işlemem gerekiyor ki buradaki özellik tetiklensin. Örneğin ben ulti ile beraber bir rakibi vurursam Recharge'ın Receiver efekti kazanırım. Ve bu özellikle enerji recharge'ımı, ulti atmış olduğum enerji recharge'ımı, karakterime %50 enerji charge artışı kazandırır. Yani bu güzel, mesela Raiden Shogun partisinde bu kullanılabilir rahatlıkla. Ya da bunu seçtiğim zaman Elemental Master arttırılır. Bu Lutoa partisinde çok güzel gider. Ulti ile beraber hasar verdiğim zaman. Bu herhangi bir karakter olduğu için hani Shang Tsung'un ultisi vurur, Tolman'ın ultisi vurur vesaire, her türlü kurtarır bizi. Ya da burada diyor ki ultinize hasar verdiğiniz zaman ultinizin hasarı artar gibi. Şimdi ben burada kesinlikle Elemental Mastery seçeceğim. Abanacağım hatta Elemental Mastery'ye. Hepsini birden Elemental Mastery işaretlediğim zaman seviyesi son derece artıyor. Ama siz dilerseniz sonuncuyu bununla, işte baştakini bununla, ikinciyi bununla eşleyebilirsiniz. Mesela ikincide de diyor ki elemental yeteneğiniz ile beraber, yani eskiniz ile beraber bir rakibe vurduktan sonra ya da eskinini direkt kullandığınız zaman, vurmak zorunda bile değilsiniz. Eskinizi kullandıktan sonra buradaki özellikleri kazanıyorsunuz. Üçüncü kısımda ise karakteriniz alana geçtiği zaman buradaki özellikleri kazanıyorsunuz. Şimdi ben hepsini Elemental Master ile beraber eşleştirmek istiyorum. Elemental Master'ı güzel bir şekilde kullanacağım çünkü Lutoa partisinde. Ve ben buradaki partimi hemen ayarlıyorum. Ne diyorum ben burada? Lutoa. Ücretsiz karakterleri de kullanabilirsiniz ama benim kendi Shang daha da kaslı. Ama sanırım onu alınca o şey oluyor muydu? Emin değilim. Neyse, onu daha sonra emin oluruz. Tommy'yi kullanacağım ben bir de burada pyro uygulayıcısı olabilmesi için. Ayrıca Sucrose'u da ekledim. Üstteki partim hazır. İkinci kısma geçiyorum. İkinci kısmında Raiden, Yae ve Bennett. Üstüne bir de Kazuo atalım. Mis gibi parti oldu. Vant'ı burada bu arada çok kullanışlı. Özellikle ikinci kısma koyarsanız yok eder. Çünkü ikinci kısımda çoklu fazla yaratık geliyor. Oraya Vant'ı atabilirsiniz. Harmoniklere geçelim. Burada da ulti hasarını oynayabiliriz. Ulti hasarını ya da enerji recharge hasarını oynayabiliriz. Hatta ulti hasar gayet güzel olacaktır. Bu yüzden ben burada enerji charge'da bu respesi bu, tamam. Ulti hasarımızı arttıran özellik bu olduğu için bunlara abanabiliriz. Çünkü Raiden ulti kullandıktan sonra yine ulti atmayı seri bir şekilde devam edebiliyor. Enerji charge zaten çok yüksek. Ultilerimiz çok hızlı dolacak. Elemental Mastery bu partide ihtiyacımız yok. Bu şekilde dizilimleri yaptım ve başladım. Hadi bakalım. İlk kısımda Lutoa'lı parti olduğu için tek hedeflere karşı çok daha güçlü olacağım. Şunları birazcık bir araya toplayalım. Shang Tsung ulti gayet güzel. Lutoa ile beraber şimdi charge attack spamlayacağız. Aha, Hutai oynamayalı uzun bir zaman geçti bu arada ya. Gerçekten Raiden Shogun ve Yae'yi elde ettikten sonra o kadar bakmadım ki karakter. Herkes bana laf yapıyor yayında. Abi neden Hutai oynamıyorsun artık diye. Bir bakıma haklısınız. O kadar fazla Hutai ile beraber oynayıp Hutai'yi o kadar fazla övdükten sonra bir anda bırakınca herkes şaşırdı. Ben de beklemedim Hutai'yi bir anda bırakmama.
Ama hala kesinlikle güçlü. Kullandığım bir karakter. Zevk alıyorum Mutao'dan. Fakat elektro karakterlerden daha çok zevk alıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle her oyunda olduğu gibi bunda da elektroyu seviyorum. Yapacak bir şey yok. Ama keşke bir de elektrolar bir tık daha güçlü olabilse. O bir tık beni üzüyor. Yüzdelikleri gerçekten çok az olabiliyor. Mesela keçinin gerçekten çok az yüzdelikleri var. Ki bunu şey hakkında diyemem. Raiden hakkında diyemem. Raiden'in yüzdelikleri gerçekten çok yüksek. Bir tık onunki zaten uçuk. Ama onun dışında işte. Yeğeninki de aslında fena değil de. Yeğenin problemi ultisi. Ultisinin kullanımı direkt ya. Ultisinin kullanımını düzeltebilirlerse aslında çok da bir sorunun kalacağını sanmıyorum ortalıkta. Heh. Yeni dalgamız geldi. Şunları pyro etkisi uygulayarak sivil atalım ki rakiplerin pyro direncini kıralım. Şimdi şu ultisi açtık. Ben artık Kutay'la bir ulti atayım ya. Birazcık can yenileyelim. Tekrardan sayırız zaten. Anlık bir hasar da verdik güzel bir şekilde. Sucrose ultisini bilerek kullanmıyorum. Çünkü Sucrose ultisini kullandığım zaman arada Vaporeon çalma ihtimali olabiliyor. Tom ultisi de aynı şekilde. Bu yüzden ben de kullanmamaya özen gösteriyorum bu partide. Yoksa Sucrose ultisi de elbette çok değerli. Hatta şu anda atabilirim ya. Zaten süremiz az kaldı. Ah, Hydro sivri oldu. Güzel. Daha yardımcı olur bu şekilde. Ama bu da yok oldu. Gelsin yeni yaratıklarımız. Yaratıklar gelmeyi bırakmıyor yani. Sadece ilk kısımdan 1100 puan fena değil ya. Hatta bir tık daha fazla olabilir belki de. Son bir komboyla şunları indirebilirim bence. Ha, bir tek bu kaldı. Tamam. Yani 1284. Güzel ya. Fena değil. İkinci kısımda çok daha rahat puan toplarız. İkinci kısımda çok daha fazla yaratık gelecek. Raiden'e adama ne oldu ya? Bir uçtu gitti. Ya E'de E'leri attı. Kazuha ulti. Bennett ulti. Yaya ulti. Aslında Yaya ultisine direkt tek yerler ama neyse. Raiden ulti açalım. Bu partinin kombosu çok harika ya. Duruyor. Sürekli devam ediyor kombonun partisi. Asla bitmiyor. O çok hoşuma gidiyor. Kazuha ulti. Kazuha'ya. Bennett ulti attık. Yaya ile E'leri dizdik. Yaya ile ulti attık. Tekrardan E'leri dizdik. Mis gibi yok ediyorlar. Gel sen de gel. O kadar uzakta durma. Gel gel. Seni de bir keselim. Oh, mis gibi hasar. Devam. Bu parti bu yüzden oynamayı seviyorum. Anlamışsınızdır zaten az çok izleye izleye. Çünkü çok keyifli oluyor bu parti oynaması. Bu yüzden soyu birazcık saldım. Oo, 419 kadar güzel. Aslında Bennett ultisi içerisine atabilsem çok daha yüksek vuracağım da. Onu denk getiremedim bir türlü. Yayın ultisindeki sıkıntıdan kastım da şu. Hani yayının ultisi maalesef rakip yer değiştirirse bile onu takip etmediği için ultiler kaçabiliyor ya yayda. Yani çok doğru zamanda atmanız gerekiyor. Kimi zaman beklemeniz gerekiyor hatta. O yüzden sıkıntıya düşebiliyor bu da karakterin potansiyeline. En büyük sıkıntısı bence o. Yani 4000 puan yaptık zaten amacımız 2000 puanı geçmekti. Dediğim gibi ikinci kısımdan bayağı puan toparladık. Güzel oldu. Hatta 4500'e zorlayabilir miyim acaba? Galiba zorlarım gibi. İyi, 4396. Gelin gelin. Hepiniz bir alalım şuraya. 4500 oldu ya, güzel. Güzel, hatta 5K yaptı, gayet iyi ya. Vent'i kullanırsanız burada bu arada gerçekten çok rahat edersiniz. Çünkü buradaki gelen tüm düşmanlar Vent'in ultisine yakalanabiliyor. Rahat rahat dönersiniz. 5292 hiç fena değil. Güzel. Exit diyorum. Zaten toplayabileceğim tüm puanı topladım. Artık şu anda Prim Hocam ödülümü, Mora ödülümü, İşlemi Taşı ödülümü alabilirim. Hemen şuradan ben Wilbur Crystal Research'a tıkladım. Ödüllerimi claimledim ve tamamım.
Her bir bölüm birer gün aralıklarla açılıp duracak. Siz de bunları yaptıkça toplamda 420 piramocan elde edebileceksiniz. Hani bunun dışında etkinlikte zor olan bir kısım yok dediğim gibi. Uygun partileri kurarsınız. Buff'ları kendi kafanıza göre partinize uygun olabilecek şekilde seçersiniz. Bunun dışında başka önerebileceğim bir şey yok. Bu etkinliğin ekstradan bir zorluğu yok. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.